Merhaba. Quentin Tarantino'nun Rezervuar Köpekleri filminin en çarpıcı sahnelerinden biridir. Üç karakter birbirine silah doğrultur. Kimsenin ilk hamleyi yapamadığı, zira herkesin birbirine karşı savunmasız kaldığı bir haldir bu. Buna Meksika açmazı denir. CHP lideri Özgür Özel'in Türkiye Belediyeler Birliği'ne encümen üyeliği için İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'yla telefonla görüştüğü gün Meral Akşener Saray'a çıktı. Saray bunu adeta davul zurnayla ilan etti. Önce Fahrettin Altun görüşmenin yeri ve saatini verdi. Ardından servis edilen iki kare fotoğrafla buluşma müjdelendi. Bir süredir sarayla ilişkilerini kapalı kapılar ardında götüren Meral Akşener artık resmen ittifaktadır. Saçının renginden kime ne? Aynı gün Erdoğan'ın bu görüşmeden hemen önce Abdullah Gül'le buluştuğunun sızdırılması da hayli anlamlı oldu. Hatırlayın Akşener 2018'de Gül'ün Cumhurbaşkanı adaylığına taş koymuş, Erdoğan'ın karşısına Gül'ü çıkarmak isteyen Kemal Kılıçdaroğlu ve Temel Karamollaoğlu açığa düşmüşlerdi. İyi Parti kurucusu Aytun Çıray, Akşener ailesinden birine Büyükelçilik sözü verildiğini iddia etmiş. Olabilir fakat mesele koltuk değil. Şöyle ki, Erdoğan'ın 31 Mart hezimetinden sonra zamana ihtiyacı vardı. 2015'teki istikşafi koalisyon görüşmeleri misal CHP lideriyle karşılıklı randevulaşarak bu zamanı kazandı ve yeni oyun kuruyor. Erdoğan'ın perde gerisindeki oyun kurucuların kuklası olduğunu savunanlar da var. Arkada bir oynatan olsun olmasın oyun kurulduğu aşikar. Sayın Meral Akşener'in masadan kalktıktan sonra devlete karşı son görevimi yaptığım sözünü açıklamıştı. Aytun Çıray 3 Mart 2023'te altılı masayı deviren Akşener'in devletime karşı son görevimi yaptım dediğini aktarmıştı. Bu iddiayı çıktığı tüm ekranlarda tekrarladı, hiç yalanlanmadı. Yerel seçime doğru Akşener'in durumu gittikçe kötüleşti ve meclisteki son grup toplantılarından birinde ağlama nöbetine engel olamadı. Sonra partiyi bir emanetçiye bırakıp Nadas'a çekildi. Fakat hiç kimse bu kadar erken ortaya çıkacağını beklemiyordu. 1 Mayıs çarşamba günü genel başkanlığı devretti. 5 hafta sonra yine bir çarşamba günü sahalara döndü. Diyebilirsiniz ki bu bir nezaket ziyareti. Akşener evine dönecek, ortalarda görünmeyecek. Ankara'da işler pek öyle dönmüyor. Akşener Erdoğan'la kimsenin ruhu duymadan görüşebilirdi. Böyle yapılmadı. Bu bir siyaset mühendisliğidir saraya çıkarak devletin güç aktarım merkeziyle kenetlendi ve İyi Parti'deki yegane çekim merkezi olduğunu Erdoğan'ın da katkısıyla güncelledi. Parti tabanı Erdoğan'a karşı bu süreçte Cumhurbaşkanı yardımcılığı veya benzeri bir makam ters etki yapacaktır. 14 Mayıs 2023'te 43 milletvekili çıkardı, sayı bir yılda 36'ya geriledi. Akşener açıktan saraya kapılanmaktansa partideki kanamayı nasıl durdurabileceğini değerlendiriyor olabilir. Anayasa pazarlığı da var. Erdoğan için İyi Parti'deki 36 milletvekili altın kıymetinde. O arada Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı olan Ekrem İmamoğlu'nun artık Ankara'da bir makamı var ve bu şapkasıyla sataşmalara aldırış etmeden Türkiye'yi dolaşabilecek. İstanbul Belediye Başkanı'nın Diyarbakır'da ne işi var demeyecek kimse. Ayhan Bora Kaplan ve Sinan Ateş dosyaları üzerinden MHP ile yaşanan gerilim şu ara pauslanmış gibi. Dem Partili belediyelere kayyım atama harekatı Kuzey Suriye'deki yerel seçim ertelenince sınır ötesi harekattan önce başladı. Erdoğan Hakkari bunun ilk adımı olmuştur, hukuk gereğini yapmıştır, yapmaya da devam edecektir diyerek arkasının geleceğini söyledi. Seçimin hemen ardından Van'daki denemeye güçlü tepki veren CHP'nin Hakkari'deki milli irade gaspını ortalama laflarla geçiştirmesinin altı çizilmeli. Ekrem İmamoğlu rahatsız olduğunu saklamadı fakat öncekine göre daha dikkatli bir üslupla konuştu. Bu konunun gerçekten yerel demokrasiyi çok yaraladığını, insanların oy kullanırken nasıl ona sahip çıktığını bilen birisi olarak demokrasiye olan bağını kopardığını düşünüyorum. Ankara'da herkesin birbirine silah çektiği bir Meksika açmazı yaşanıyor. Silahlar patlarsa herkes düşebilir. Patlamazsa yüksek gerilimli durum devam eder.